Ali Karahasanoğlu, turnam turnam, nereden kazandın sen bu villam? Bakkal amca, oradan bir kilo şekerle iki ekmek verir misin der gibi. Manav amca, bir kilo domates, bir kilo da elma tartar mısın der gibi. Ezilmişlerin sesi battal, il gezdi, beyefendi o arsaya alıyor. Bu arsaya katıyor, diğer arsayla birleştirip gökdelenleri dikiyor. Sonra da en ucuzu yarım milyon liralık daireleri etrafa saçıyor. Kimisi kardeşe, kimisi enişteye, kimisi bacana, kimisi baldıza dağıtılıyor. Şunların bir izahını yap dediğimizde telefonlara çıkmıyor, çıktığında kapatıyor. Açıklama yolluyor, yayınlıyoruz ama sorularımızın çoğu cevapsız kaldı. Onlara da bir cevap isteriz dediğinizde sessiz kalıyor. Sonra da mal varlığının hesabını herhalde kendisi de yapamamış olmalı ki savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Kendisi hakkında, eşi hakkında. Ama Unuttukları var. Baldız, Enişte, Abla, Bacana, Kayınbirader ve Zeynep Kılıçdaroğlu. Bunlar hakkında niye suç duyurusunda bulunmadınız? Öyle ya mal varlığı araştırılacak. Önemli olan tapuda sadece Battal Bey ile eşi Gamze Hanım adına kayıtlı olanlar değil ki. Bu ikisi adına tapuda mülk sahibi olan tüm akrabalar. Neseben akrabalar, partiden akrabalar. Onların da isimleri geçmesi gerekirdi suç duyurusunda. Suç duyurusunda bir isim daha olmalıydı. Bir yaşında Londra'dayken villa sahibi olan Turnam. Bugün Kenan Kıran'ın haberinde okuyacaksınız. Battal İlgezdi'nin kızı Turnam Nehir'in bir yaşını doldurmadan villa sahibi olduğunu ne yalan söyleyeyim duyduğumda şaşırmadım. Çünkü siyasetteki akrabası aynı zamanda hanım tarafından da kayınbirader sayılan Kemal Kılıçdaroğlu. Benim kızlarım haram yemez diyen Kemal Kılıçdaroğlu 14 yaşındayken hem oğlunu hem kızını SSK'lı yaptırmıştı. Kemal Bey'in torunu da 2 yaşındayken reklam filmlerinde oynuyor ayağıyla sesekalı yapılmıştı. Battal Bey'in idolü Kemal Bey onun içindir ki bir villayı 1 yaşındaki kızının üzerine yapmış. Sorsak alnımın teriyle kazandım kızımın üzerine yaptım diyecek. Sorsak bu bir bağış değil mi? Nerede bağışın vergisi? anında telefon kapanacak. Başkaları da fazla soru sormasın diye idolü Kemal Bey'in kızına buz rezidanstan parasız verildiği buz gibi ortada olan bir daire, kendi verdikleri savcılık dilekçesiyle ortaya çıkacak olan daha nicelerine nice daireler. Adam belediye başkanı değil karpuzcu sanki, dağıttığı da daire değil karpuz sanki, tarlasında yetiştirmiş zamanında satılamamış, nasıl olsa iki gün daha kalırsa bozulacak, bari birisinin boğazından geçsin der gibi.'' Daireleri dağıtmış da dağıtmış. Şimdi toplama vakti. Kendisi İstanbul'dan savcılığa dilekçe vermiş. Genel başkanı da mecliste önerge verdiriyormuş. Suçlarını böyle örtmeye çalışıyorlar. Medyadaki avukatlarına da bak kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Demek ki kendisine güveniyor. Ne güzel ne etik bir davranış. Başkaları da böyle yapsa ya diye yazdırıyorlar. Kuş kafalılar bilmiyorlar ki insan kendisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmakla soruşturma olmaz. Bu işin şov tarafıdır. Soruşturma içinde samimi iseler listeyi çıkartırlar, önümüze koyarlar, kendi adlarına olanlarla sınırlı değil, şirketlerinin ve herhangi bir tarihte sahibi oldukları tüm taşınmazların birlikte değerlendiririz. Devlet bir soruşturma yapmak isterse de battalın dilekçesine ihtiyaç yok. Rakı masası battalla halay çekmeyecek bir müfettiş görevlendirilir. Aa, kızının üzerine mi yapmış villayı? Ben hiç düşünmemiştim, atlamışım, bak sen şu uyanığa demeyecek dürüst müfettişler görevlendirilir. Görürüz o zaman savcılığa verilen bu suç duyurularının sonucunu. Ali Karansanoğlu, Yeni Akit.